Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Yağız. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 5vs5 ödüllü turnuva yapacağız. Yanımda Berk var. Şu an Discord'u kapattım. Şu an ban pickler yapılıyor. Hi YouTube dendi. Çok teşekkür ederiz. Şu anda Twitch'teyiz. Twitch'ten canlı yayın üzerinden yapıyoruz maçı. Burada ban pickler atılıyor şu an. Sizler de bu turnuvalara katılabilirsiniz. Hepiniz. Chatten şu an yazılar yazılıyor. Ben bilerek kapattım çok yer kaplamasın diye. Şu an ban pickler yapılıyor. Bakalım bunun kazanan maçın sonucunda turnuvanın büyüklüğüne göre RP ödülümüz var. Ne kadar çok takım o kadar büyük RP. Şu an az takım olduğu için kazanan takıma her kişi başına 400 RP vereceğiz. Şimdiden hak eden kazansın diyoruz. Ben de hemen Folding Blade'in yani Berk'in yanına geçiyorum. Onu da takip edebilirsiniz. YouTube'da orada Folding diye geçiyor. Kendinize şimdiden iyi seyirler. Azalıyor, hop geri artıyor. Azalıyor, hop geri artıyor. Bir şey oluyor, tekrar artıyor. Hangi oyun abi? Knight Online. Hey. Abi Knight Online'da da Ko demezsin. Nasıl bir çözüm? Ko ne abi? Ona Ko dedik, Knight dedik, Knight dedik. Knight okey abi. Bence de Knight okey abi. Knight. Bakalım şimdi Berk'ten bir ilk pikleri değerlendirmesini isteyelim. Berk Bey, ban pikleri. Ban pikler belli olsun da tam. Tamam. Net değilim. Tamam. Abi sen de hiç net değilsin. Bu arada aynı pikleri banlamışlardı. Bir Doğukan'ı counterlamak istediler. Bir orta Kha'Zix aynen. Bir de Zed banlamak istediler. Zed kimi, kim için geldi bilmiyorum. Niye tam Knight Online diyoruz bakalım. Bu muhteşem yüzyıl için geldi. Çok güzel Zed oynuyor gerçekten. Müthiş yani. Geç dün şahit olduk. Ha doğru doğru evet evet. Çok süperdi. Yani harikaydı. Gerçekten bir maçı tek başına oynayabiliyordu. Süperdi. Çok beğendim. Üstün mekanikler değil mi yani? Yoksa Zed yani... Çok üstün yani. Tek kombosuyla şey yapamıyor yani. Bir maçı tek başına kaybettirebiliyor. Öyle bir üstün yani. Öyle bir üstün. O kadar üstün mekanik. O kadar. Ekran o üstün mekanikleri bakalım. Yakından tattığını hissediyorum. Evet biraz içerlemiş olabilir. Bakalım. Bot lane'ler belli oldu. Caitlyn Alistar'a karşılık Jinx Morgana. Akali piki geldi bir de. Caitlyn Alistar mı? Evet. Biraz ilginç. Jinx'in yanında Morgana. O da ilginç. Ya işte Alistar'ın şeyine karşı, engage'ine karşı Morgana'nın kara kalkanı kullanılacak işte. Mantıklı. Yani çok da şey değil aynen. Eğer... önce mi alındı? Galiba. O zaman Morgana'yı bilerek almışlardır. Evet aynen, evet. Aynen. Morgana alınmasın diye almıştır. Bakalım Vlad banlandı. Sol taraftan sağ taraftan da Lee Sin. Son ban gelecek. Sağ taraftan. Bakalım. Ornn banlandı. Meta'nın en herhalde şu an güşlü picklerinden birisi top için. Ornn mu? Evet. Top'taki en güçlü tam şu an. Evet evet. Ya kaybetse de koridoru çok fazla iş yapıyor. Global ultisi CC'ye sokması devamlı şeyi karşı takımı çok bunların şey yapıyor. Bir anlamı oldu. Vay be. Bir ara vardı ya bütün e-sporda pickleniyordu full. Sonra gitti. Onuncu sezonda cidden öyle şey 9. sezonda öyleydi değil mi? Hı. Gitti geldi sonra. Şimdi tekrar geri geldi. Hasar yüzünden de hasar yeni fark edilmişti. Ha, o W'su iki kere nerflendi sonra %50. İlk geldiğinde o W'su kalkan veriyordu. Ne güzel. Ama böyle ilk yama nerflediler. Kalkan olayın. Abi çok tank zaten ya. İnsanlar şey atladı yani. Bu kadar tank bir şeyle tek başına oyun taşıyabiliyordun neredeyse. Ornn gibi pikle. O yüzden nerflendi. Eğlenceliydi. Eğlenceliyiz canım. Biz de oynadık. Bakalım.
Son olarak sol taraftan Kayn geldi. Mundo seçimi geldi. Bakalım kör pik. Şey kör diyorum. Mundo'ya karşı ne alınacak? Tamam reisim. Atarız foto. Irelia geldi Mundo'ya karşı. Bakalım nasıl olacak? Irelia herkesi keser abi. Bakalım Mundo dikkatli oynarsa belki Irelia'yı out play yapabilir. Irelia herkesi keser. Berk Bey bekliyoruz. Berk herhalde yok. Berk abi afk. AFK. Sen suyun yaz abi. Yaz abi. Efendim. Sen sun sen. Berk yok. Sen sun. Evet öyle yapacağız. Bakalım. Herkes. Top eşleşmesinde Mundo Irelia, Orman'la Kayn Hikarim, Mid'de Akali Sylas, botlane'de de Caitlyn Alistar'a karşı Jinx Morgana bakalım nasıl olacak. Yayında falan mı konuşuyor acaba? Vallahi ben de yayındayım da bakalım şimdi 3 dakika bir bekletme var. Totemler gözükmesin diye. Bakalım. Hmm. Tamam, tamam, tamam Ömer Bey. Atacağız. Efendim. Bakalım. Evet beyler, sizce ne olur bu maç ya? Valla bence biraz bayağı bir çekişmeli geçecek ama elo farkı ortaya çıkabilir. Ya biraz önce yine elo farkı diyorduk ama kötü götürmediler yani. Benim teming sunduğum maçta bir şey oldu ya. Bir arada bir satış geldi Halil'lerin takımından. Böyle bir early kötü geçirdiler. Sonra bir satış geldi Melih'lerin takımından. Sonra toparladılar tekrar. Zaten aradaki altın farkı 7K'dan 1K'ya kadar düştü ama sonra toparladılar tekrar. Shutdown'lar falan verildi, Baron verildi bir anda. Bir anda Ejder falan verildi, kule alındı. 1K'ya kadar düştü ama. İşte. Bakalım. Berk sen pikleri değerlendirecek misin? Ay. Berk. Morgana mı oynuyormuş? Oğuz'a bak sen ya. Berk Bey, vallahi pikleri değerlendirecek misiniz efendim? Valla açıkçası pik ekranı bana sol tarafı çağrıştırıyor. Ama yetenek sona bakınca sağ taraf diyesim geliyor. Yetenek mi, elo farkı mı? Elo farkı yani. Arasında mikrofonumu kapatıyorum da şey yapmasın diye chat'tekilerle konuşuyorum. Ha. Hı. Ev içim çocuk. Aa. Pardon.
Bakalım. Şuradan hemen pikleri de düzenleyelim. Evet. Karşılaşma başladı. Aynen öyle. Bakalım. İki takıma da başarılar. İyi olan kazansın. Bakalım bir invite mi gelecek? Kırmızı takımdan. Mavi takım da aynısını istiyor. Bakalım. Allah Allah. İki takım da birbirine invite attı. Nasıl? Nasıl oluyor? Vallahi birisi aşağıdan gitti, birisi yukarıdan gittiği için. Aha, bari bir tane totem bırakın ha. Hadi inşallah. Bir zafer geliyor. Yok, gelmedi. Orada bir karşılaşma. Zafer hak edenin mi olsun? İrelisi olanın mı? Bu neymiş? İrelia mı taplayında? Aynen. Tabii. Silas'ı bir de yollamış. Silas tap olmaz ya. Silas tap değil. Yok demin Silas tap değil. Allah Allah. Tapla oynattılar ha. Oynanıyordu Silas tap bir ara. Ne oldu? Düştü. Oynanıyor ya. Yapıyor. De uzun lane için bence çok da iyi bir pick değil ya. Alistar çok erken çıktı be. Ah. Burada çok fazla dürtülecekler. Morgana Q yedi. Double spell'den oldu bir de. Kötü oldu bot lane için. Bu Alistar'ın hangi kostümüymüş ya? Matalı nasıl bir şey ya? Baya hoş. Yani tarif edemeyeceğim bir şeydi. Ben de yayına giremiyorum. Ooo. Burada şey. Kayn iki tane şeyi de çaldırdı. Aynen, mavi de çaldırdı. Öteki tarafına geçemedi. Öldü. Geçmiş olsun. Çok erken. Oo, İrelia burada. Düşecek mi? Düştü. Yok, şey ha, İrelia düşmedi de şey düştü. Conqueror alıyorsan zafer rününü alacaksın ya. Bayağı işe yarıyor. Dandik ama güzel, değil mi? Kırmızı takım hızlı başladı oyuna. Kayn'ın burada de uzatması falan. Biraz fazla uzattı orada ya. İlk kanı yakarım bakalım. Sıkıntı büyük. Botlane de siperlerinden oldu. Melih çok kötü yerde kaldı. Burada çok güzel ve engage geldi Alistar'dan ama. Caitlyn değil de başka bir ADC olsa bayılmış olabilirdi. Burada Irelia bir kez daha herhalde Mundo'yu kesecek. Ve Karim de geldi burada. Geçmiş şey olsun. 5 stack değil artık. Berk 5. 4 stack. Doğru. Keşke 5 stack olayı tekrar devam etse. Adam çok hızlı stack kasıyor. Çok vuruyor yani. W'su acayip bir şey oldu. İrelia, ah İrelia. Çok seviyor evet bazı hero'ları bufflamayı, öyle tutmayı. Şu an herhalde tek kafa kafaya giden koridor mid lane herhalde. Değil mi? Bir oradan bir şeyler çıkıyor. Ben de kullanmadım. O da Akali biraz dikkatli oynadığı için herhalde, yoksa sıkıntı. Hecarim'in Ghost'unun olmadığını daha yeni gösteriyorlar ama Hecarim'in Ghost'u gelecek artık. Farkında değiller. Bakalım.
O nasıl tuttu ya? O Silas buraya da gelmiş. Büyük sıkıntı. Dive istiyorlar mı? Aa, atamayacaklar galiba. Oo. Morgana sıçrasından oldu. Hayri de değdi. Ölecek mi? Sıçrasını da attı Kayn. Kayn hiç rahat hareket edemiyor bu oyun ormanında. Kayn çok abarttı. Oo, burada geldi. Dive geldi. Burada. Caitlyn en azından Sylas skoru gitti. Akali buraya gelmekte çok geç kaldı. O Q tutarsa ooo çok güzel sıçra refleksi geldi. Burada Akali Morgana skorunu aldı. Keşke daha önce olsaydı da. Oh bir de buraya relefir izledi, geçmiş olsun. 2-0. Ağır yarasını da aldı. Berk'in sesi az geliyormuş. Berk'in sesi her zaman az geliyor. Ben dinliyorum şu an. Yaz yorum yaparken karışmıyorum. İçinin kendisine saygısı yoktur. Yok canım. Bizler bir kahve sohbet ediyorlar da o yüzden. Oo, Hecarim. Hecarim, Hecarim. Bakalım çıkabilecek mi buradan? Çıktı, ultisini kullanarak aynen, çıktı. Aynen. Abi sence Swain bu meta, yani bu sezon iyi mi? İyi, oynanılır, kötü değil. Ama yerine alternatif çok daha fazla pick var yani. Bu arada Kayn işi bitti, 5 level kaldı. Red'ini bile alamıyor şu an. Geçmiş olsun. Rahat yok ya ona. Gerçekten çok işkence bir oyun. Evet Eren, şaşırtmıyor. Gittin geldin aynı hali. Ama işte o şeyde mavide çok oyalandı ya, Hecarim'in mavisinde. Orada çaldırdı, öldü. O yüzden İrelia tekrar. Oo. Oo, geldi mi kill? Helal. 6 level doldu. Tapta da İrelia bir şey yapıyor. Ah, ulti geldi. Ha? Aldı. Aynen. Burada Caitlyn aynen Caitlyn 2 kill alarak biraz daha rahatlamıştır. Şimdi buradaki farmları da alırlar. Farm şeyini de kapatırlar. Akali de arkadaki büyücü minyonları Q'yle tek atana kadar biraz can sıkıyor. Koridor aşaması. En azından ben öyle düşünüyorum. Puşlamakta zorlanıyor çünkü. Bu ben Akali'nin şey mantığını anlayamadım. Turbo kimyasallı build'ini tam anlayamadım. Hem o tank oluyor. Kimyasal, evet aynen çok vuruyor bir de. Ben pasifi değişmiş. Geçen gün bir şeyde ornu aldım. Allah Allah diyorum, bu hasar nasıl çıkıyor bu kadar falan diyorum. Baya iyi eşya olmuş yani. Oo, burada Kayn. Kayn yetişemedi pozisyona. Büyük ihtimal Kayn'e güvendi Akali ama keşke girmeseydi Kayn'e oraya. Çok geri düştü ya. Evet. Kayn hala 5 level. Hecarim'e bakmak istiyorum ben bir. Burada o bot lane bayağı darlanmış. Şimdi burada bir dive de geldi. Öldü bile hatta. İrelia cidden çok güzel biçersin. Burada Melih büyük ihtimalle Caitlyn aşağıya yattı. Geçmiş olsun. Üzerine tutuştur da geldi, aynen öyle. Bitkinlikte Alistar'a geldi. O trapler karşılıklı. Orada Jinx'e bir skor gitmiş oldu.
Mavi takımın bir tık gaza basması lazım. Evet. Çünkü maç ellerinden kayıp gidiyor. Farkında olmayabilirler ama Kain burada tekrar düşecek. Kaçış yok. Bir yerlerde bir şey yapmaları lazım. Maç kayıp gidiyor. Sıkıntı yani. Buraya bota bir dive geldi. Bakalım Hecarim Ketlin'i... Düşecek mi Ketlin? Düştü. Alistar da düşecek. Ama Hecarim de düştü. Alistar şey Hecarim kill'in Alistar'da kalması bir tık kötü oldu. Jinx artık Ay. Kayn. İrelia da çok güzel oynadı da Kayn da aşırı geri olduğu için. Oyun başında bir hata nelere sebep oldu. Mundo ultisini kullandı artık hayatta kalabilmek için. Valla ilginç bir engage geldi. Bu oyun çok değişik şeyler oluyor ya. Evet evet. Yani Morgana'dan... Yok değil Protoss. Morgana'dan ilginç bir engage geldi. Başarılı oldular botta falan. Oğuz bir tuhaf oynuyor. Herkes yok. İlginç oynuyor. Ama yani başarı elde ediyorlar. O yüzden bir şey diyemiyoruz. Buradan hem bottan ilk kule gelecek hem taptan İkinci kule gelecek. Oğuz'un kırmızı takım neydi? Adına. Hatırlıyor musun Yağız? Yok ya. Ben Oğuz'la galiba ilk defa şey yapıyorum. Yok ya Oğuz'u biliyorsun. Bizim Oğuz ya. Geçmiş olsun. Sen de tanış. Geçmiş olsun. Abi bak İrelia. Tamam tamam bir şey söyleme. Bir şey söyleme şu an. Şu an bir şey çok, söyleme. Çok güçlü karakter. Dur aynen spoiler verme. Burada ama iki kule arası daha... Çok güçlü karakter. Evet. Çok bozuk yani. Ben İrelia buradan... Sürekli banlıyorum. Buradan iki kule. Tamam sus sus bir şey söyleme. Burada Alistar da düştü. Abi hadi. Yok sen kulaklığını falan kapat. Allah aşkına abi ben sen tamam, ne yaptın ya? Tamam da yani bizim suçumuz neydi? Bizim biz buradan bakalım tekrar maça. Anladığım kadarıyla sıkıntılı bir maç geçirmişler. Burada kırmızı takım bastıkça gaza bastı. Geçmiş olsun. Kayn çok geri kaldı ya. Geçmiş olsun. Kayn burada bayılacak. Kaçamaz. Normal. Aradaki altın farkı yani dakika 14'te 11k. Çok sıkıntı yani. Kayn zaten 3400 gold. Hecarim yani 5800. Arada 2400 gold. Neredeyse bir tank eşyası kadar fark var yani neredeyse. Çok ciddi bir fark. İrelia artık istediği gibi girip çıkıyor tabi. Her yere. Ultisini açtı. Gerek yoktu bence burada ama Alistar'ın. Bakalım. Her yer açıldı. Artık dayanamayacaklar bir süre sonra. Ketlin'e
Sweden aslında orada 2 kill almıştı. Bir güzel gidiyordu da çok zor. Çok zor. Çok zor. Bitkinlik geldikten sonra çok zor. Yetenek atışları da tutmadı. Geçmiş olsun. Burada valla Silas 3S öldü burada büyük ihtimalle. Aynen. Burada Silas da Catelyn'i çektir zaten. En çok sevdiği şey Alistar ultisi zaten. Burada 1000 gold Alistar'a gitti. Alistar'a vermekte sorun yok. Burada da mavi takım zaten 5-0 teslim olmaya karar verdi. Arkadaşlar, videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma destek olmak için abone olup videoların altına like ve yorum atmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşça kalın.